Şimdi ortalığın karışık olduğu bir diğer yer İngiltere efendim. 3 kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle başlamıştı. Göçmen karşıtı eylemler devam ediyor. Dün akşamdan beri izliyoruz, özellikle sosyal medyada çok fazla dolaşıyor bu görüntüler. Neler oluyor tabii orada merak ediyoruz. Aşırı sağcıların günlerdir devam eden eylemlerinde son durumu bize gazeteci Ergin Balabeyoğlu ülkedeki durumu anlatacak. Son dakika bilgilerini kendisinde gördüm. Merhabalar, kolay gelsin, hoş geldiniz gün ortasına. Neler oluyor orada? Evet, sizin de belirttiğiniz gibi İngiltere'nin kuzey kenti South Park'ta, Southport'ta geçen hafta 3 kız çocuğun 17 yaşındaki bir genç tarafında bir dans kursunda öldürüldü ve 8 kişi de ağır yaralandı. Ve bu aslında 17 yaşındaki genç Cardiff doğumlu, Ruanda, çok eski aslında Cardiff'te doğan ama bir aslen Ruandalı olan bir genç olmasına rağmen aşırı sağcılar bu gencin Müslüman bir göçmen oldu ve botla İngiltere'ye geldi ve bunun bizden saklandığına dair iddialar ortaya atarak çeşitli protesto gösterileri düzenlemeye başladı. Tabii olay sadece Southport'la kalmadı. İngiltere'nin neredeyse 35'ten fazla kentinde hafta sonu boyunca gösteriler yapıldı. Özellikle kuzey kentlerinde çok şiddetli gösteriler yapıldı. Hafta sonu en büyük tabii korkutucu olan şey de göçmenlerin, yasa dışı göçmenlerin ve botla gelen sığınmacıların yerleştirdiği otele dün yakmak istediler açıkçası. 700'den fazla gösterici bu otelin etrafını çevirdi, çöp kutuları yakıldı. Sadece tabii burada değil, Manchester'da, Liverpool'da, Londra'da, Bristol'da, Blackpool'da, Liverpool'da İngiltere'nin 35'ten farklı noktasında gösteriler vardı. Aslında İngiltere Başbakanı'nın da yaptığı açıklama çok sertti ve bunların kesinlikle hukuk karşısında çıkacağını ve cezasız kalmayacağını belirtti. Ve bugün de şu sıralarda bir İngiltere'de Milli Güvenlik Kurulu dediğimiz bir Kobra, adı Kobra denilen bir kurul toplanıyor. Burada da hükümetin ilgili bakanları ve polis ve diğer güvenlik yetkilileri katılıyor. Burada alınacak önlemler açıklanacak. Bu arada hükümet şu anda İngiltere'deki hüküm parlamentoda izinde. Bazı milletvekilleri parlamentoyu göreve çağırdı ancak buna gerek duyulmadığı şimdilik belirtildi. İskoçya'nın bir önceki başbakanı Hamza Yusuf ordunun göreve çağrılmasını talep etti. Durum o kadar ciddi yani ordunun göreve çağrılmasını istiyorlar. Evet, bir önceki İskoçya'nın bir önceki başbakanı bunu istedi ancak buna da şu anda ihtiyaç duyulmadığı belirtildi. Bugünkü Kobra toplantısından alınan kararlara göre bir hareket edilecek. Belki bundan sonra İngiltere'nin aslında uzun süredir getirmeyi düşündüğü yüz tanıma sisteminin de bu saatten sonra devreye girebileceği belirtiliyor. Ve bundan sonra özellikle bu kişilerin taşımalı protestocu gibi bir durumu söz konusu, bir yerde protesto yapıp sonra başka bir kente gitme durumu söz konusu. Bu yüzden belki bu yüz tanım sistemiyle bu kişilerin tespit edilip yargı önüne çıkarılması bekleniyor. Aslında İki Partisi'nin de birinci ayı, herkes ne olduğunu şokunu yaşıyor. Daha birinci ayını yeni doldurmuşken, hatta dün doldurdu birinci ayını. Ve birinci ayda bu olaylar patlak verdi. Bunun da aslında bir yapay bir durum olduğu da aslında çok da çok da bir altyapısının olmadığı, tamamen hükümete yönelik olabileceği söylentileri var. Kişilere bağlayan var. Türkiye'nin hepsinden bahsediyor. Hepsinin bir kanıtı yok. İngiltere'deki biliyorsunuz geçtiğimiz ay seçim oldu. 4 yıl aradan sonra Sol Parti iktidara geldi. Ancak Sol Parti iktidara gelmiş olsa da aldığı oy oranı aslında bir önceki oran olarak %2 ama milletvekillerinin neredeyse 5/4'ünü kazandı. Burada aslında sağ parti oylarını düşürmedi. Hatta özellikle bu olayları kürüklediği düşünülen, belirtilen Nigel Farage'ın Hüdey Partisi ilk defa meclise girdi, parlamentoya girdi ve milletvekili çıkarmasına rağmen oy aldı ve aşırı sağ aslında ilk defa 15 oy aldı ve bunun etkisinin olduğu da belirtiliyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Size de kolaylıklar diliyorum. Çok sağlıklı bir bağlantı da kuramadık. Çok teşekkürler. Sağ olun.